Evet, ikinci bölümle karşı... Evet, ilk bölümü bitirdik. Honda'yı, Bajaj'ı, BMW'yi gezdik. Aslında bu fuarın yeni büyük oyuncusu. Çünkü Kawasaki gitmişken kim geldi? Harley Davidson geldi. Bu sene bayağı bir yıl sonra bizi şaşırttı. Harley Davidson fuara geldi. Gel yürüyelim. Şimdi ilk bölümde bir şey kızmışsınız. Yorumları okuduk. Biraz önce yayınladık yorumları. Motorları biraz daha az göstermişiz. Bu yüzden Canberk'ten rica ettim. Canberk motorları biraz daha fazla gösterecek. Şöyle başlayalım abi. Neler var neler yok. Şimdi bu ne? Bu Harley'in, hani demiştik ya, BMW giriş sınıfı yapmaya çalıştı. İşte G310'u çıkardı demiştik bir önceki bölümde. Bu da Split 750. Harley'in şu andaki en ufak CC motorlu. Bir de tabii bir elektrikli motor söylentileri falan var ama ya Harley ne kadar olabilir? Şimdi ben Harley'in modelleri hakkında çok çok bilgisi olan bir adam değilim. Ama Road serisi var. 48 var. Roadster var. Buradan küçük depoda gördüğünüz zaman anlayın ki burası 48 ya da Roadster. Ki bu dediğim gibi bir Roadster. Bunun böyle bir airbrushlı hali falan var burada. Şimdi ona da uğrarız. Tabii bunlar birazcık yaşlı işi. Bunları sevmiyoruz ama şimdi ben böyle diyeceğim. Kemal Turul bana kızacak. Tişörtüm esprili değil mi? Problem solved. Problemi çözüyor. Şöyle bak ya böyle. Şimdi bunlarla ilgili çok bir performans, işte sınıfının şöyle rakibi, böyle bilmem nesi, böyle ıvır zıvırı falan demeye gerek yok. Çünkü yani Harley kendi sınıfında lider olan bir marka. Cruiser sınıfında lider olan bir marka. Özellikle Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de ne var? Honda Shadow hala üretilmeye devam ediyor aslında ama Shadow'u getirmiyor. Yamaha işte XV950 yapıyor. Kawasaki Vulcan yapıyor ama bu çeşitlilik, bu marka anlayışı, bu sadece Cruiser'a yönelen marka anlayışı diğer markalarda olmadığı için Harley kendi başlı başına bir dünya. Ne seviyorum, eski motorum yani. Şöyle bakalım abi ne var ne yok. Tabii Harley ürünlerini getirmiş, şapkalarını, botlarını, kotlarını, her şeyle gelmişler. Daha tabii kaskları vesaire bilmem ne de var da onlar artık bayilerde. 48'in yeni hali var. Normalde bu böyle eskiden grili mırili renkleri falan vardı. Şimdi böyle siyahlı grili daha güzelini yapmışlar. Bir de hiç sevmediğim bir rengi var abi arkanda. Şu yeşil rengi Iron'ın. Ya çok sokaklarda görmedim. Daha çok siyah mat rengi tercih ediliyor ama böyle bir rengi var. Burada esprili yönlü, esas airbrushlı halini seviyorum ben. Bizim Özge Öztümür var. Harley Davidson kullanıyordu eskiden. Onun motoruydu. Burada tabii Sportster 1200 var. Glide'lar var. Burada Moikan Airbrush Uğur abinin ellerinden çıkma bir Roadster var. Bu çok güzel bir makine ya. Bu böyle 1500 metreden görünen bir Harley Davidson yani. İnanılmaz. 1500 metreden görünen Harley Davidson ya. Diyecek hiçbir şey bulamadım. Ama bir şey diyeyim bak. O kadar gezdik seninle fuarı. Benim böyle en çok dikkatimi çeken model rengiyle, tasarımıyla dadadadan. Ne bu? Fat Bob. İnanılmaz. O ön farlar böyle genişmiş geri. Bak abi gel. Gel. Görüyor musun? Gap geniş. Bunlar bir koyuyor beyaz böyle. İnanılmaz bir görüntüsü var. Gece böyle bir videosu var bunun. Onu izledim. Of. Yanımızda Emre Ağaca var. Emre. Orayı. Kardeşim. Tanışıyor muyuz ya? Ne haber ya? İyi abi sen ne yapıyorsun? İyidir. Hoş ver videoyu. Çekiyor. Emre benim Nice'tır varken bütün problemlerimi halleden, kazağımda yardımcı olan kardeşim. Aldık senin motoru, sonra verdik başkasına. Aslında ilk almadın. Önce ben motoru birine sattım. Emre'de o dönem bir tane Dyna vardı. Sonra Emre Dyna'yı o adama sattı. Adam Nicester'ı geri ona sattı. Sonra Nicester'ı sattılar. Nerede lan benim motorum? Bu arada bundan önce de ben sana motorunu ben alabilirim diyordum. Diyordun evet, bir de öyle bir durum vardı. Motorunu ben alacağım falan diyordum sana. Sen o sıra başkasına sattın. Bir hafta sonra o adam bana sattı. Adam sana sattı. O adam da eşiyle binemediği için sana satmış. Yalan bence. Bence de yalan. Neyse bunları bizi izliyor bu arada biliyorsun. Bizi izliyorsan yalan da abi. Ciddiye almadık biz seni, haberin olsun. Yalan konuştun. Keseriz bunları. 23 numarası. Gel nasıl? Tur atayım yanına geç. Tamam. Tamam. Nasıl gidiyor? Güzel güzel 10 numara. Çekiyor abi. Geleyim muhabbetini yapalım. Hasta herif. Ya gel gel bak. Önünü kesmeyeyim. Nasıl ama? Apanger. Ne bu? 16-15 inç falan bir Apanger var. Tam old school. Bunun böyle... Tabii bildiğimiz Iron var. Her zamanki mat siyah rengiyle. Iron 883. Bu fix artık. Rengi oturdu bunun. Buna böyle shortshot egzoz yapıyorlar. Böyle buradan plakasını katlanır yapıyorlar. Bu aynaları aşağıya alıyorlar. Genelde gördüğümüz Iron'lar bu şekilde oluyor. All Cruiser öyle yapmıyor ama. Bak Harley'in, açık söyleyeyim bak, tüm motorlarını beğenirim. Rengini beğenmem, modelini beğenirim. Gel gelelim. Bu Street Road, yani Harley yaptığı zaman bile ilk dediğim şey... Bu olmamış abi. Yarım kalmış değil mi? Bir garip. Önü kopuk, arkası bir kopuk. Street Road'da biraz ne bileyim zaten 750'ye de çok ısınamamıştık. Road'a hiç ısınamadık. Tasarım klasik o Harley çizgisinden biraz kayıyor. Bir yerlere gidiyor falan. Bilemiyoruz. Ama gene de diğer modelleriyle Harley her zamanki gibi bizi mesletmeye devam ediyor. Buyurun. Şu an bitti.
Tam bitirdim geldiniz ya, vallahi diyorum. Valla boşmuş anlatıyorum ya, bir bok yok biliyor musun? Sıkıldım ama gel bir röportaj yapalım. Dursun mu? Doğukan mı? Okuyamadım. Bütün yazılar kaymış abi. Yalan oluyor her şey. Doğukan Durada. Doğukan Bey yanımda. Bu sene uzun süre sonra fuara katıldınız. Evet. Bizi şaşırttınız aslında. Geçen sene de böyle bir fuar planlamasında bir göründünüz. Sonra da bir kayboldunuz. Uzun senedir de katılmıyorsunuz. Bu sene Harley Davidson neden fuarda? Ne bekliyor yeni senelerden, yeni sezondan? Büyük değişikliklerimiz var bu sene. Onları göstermek için fuardayız. Yani artık yeni motorlarımız, yeni teknolojilerimiz var. Ayrıca yeni tasarımlarımız var. Fuarda bir değişiklik yapıp yer almak istedik. Kendimizi gösterip motorlarımıza olan güvenimizi göstermek istedik. Milwaukee motorlarımızı artık Touring'den Softail'lere de geçirdik. Yeni bir teknolojiydi. Bir yılda insanlar güvenmiyordu. İkinci yılında direkt Softail'lere de geçirerek büyük bir değişiklik ve güven sergilemek istedik. Bir de uzun zamandır fuarlarda boy göstermiyorduk. Bir değişiklik olsun, insanlar özlemiştir dedik. Vallahi özledik. Öyle çalıştıkça burada herkes özellikle Bob'un yanına yaklaşıyorlar. Ses duyunca insanlar geliyor. Diğerlerinden farklı bir ses olduğu için sabah gelseydiniz Breakout'un sesi çok daha fazla insan çekiyor. Breakout'a bayağı bir kalbim gitti zaten de ben kalbimin bu tarafa tekrar çekilmemesine çabalıyorum şu an. O yüzden tam çıkıyordum zaten, o sırada yakaladınız o, yani. Herkesin içinde var ama herkes bir gün yolu düşer. Herkesin sonu Harley gibi duruyor. Teşekkür ettim. İnşallah. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bir Ducati'ye geçelim, uğrayayım sonra yanınıza. Tamam. Abi hazır başlamışken Ducati'ye geçelim. Ben bu üstümü çıkartacağım ya. Şimdi ben Scrambler Ducati aldığımdan beri Ducati ile bir aşk meşk durumları içerisindeyiz. Hemen direkt abi Ducati'ye girelim. Burada XTA VLS'in 2018 versiyonu var. Beyaz rengi. Bunu bir beğenemedik bunu yani. Ben açıkçası tam beğenemedim. Bu Diavel'in hem normal versiyonunda hem de X serisinde en çok yakışanı bence siyah. Şu anda siyah yok ama tabii daha önce siyahla videolarda çektik. Onun tarzı bambaşka yani. Ben siyahını beğeniyorum. Beyazı da tabii kimi kesimlere hitap ediyordur. Gel abi devam edelim. Bak neler var burada. XS Diavel'i göster istiyorsun abi. Tabii şimdi XS Diavel'in yanında Avrupa pazarında Ducati'nin en başarılı olmuş Panigale'nin böyle birazcık daha uzun yola evrimleşmiş, tamam mı? Gidonu biraz daha yüksek, biraz daha konforlu kullanımı olan Supersport modeli var. Bir de bunun Supersport S modeli var. O biraz daha böyle sportif. Bu biraz daha yolların Fatih'im kıvamında. Şöyle bak önünü çekeyim. Nasıl abi? Girmez. Supersport S. Tabii ki Panigale'yi andırıyor ama daha yüksek, böyle daha hafif çizgileri var. Panigale'nin o sert çizgilerinden birazcık daha evrimli. Çok da değil ama yani. Öyle üvey evlat konumunda kalmamış. Nasıl gidiyor? Şimdi bak. Çıktı 37.900 euro. İlk 4 silindir Ducati modeli. Söyle abi. Merhaba Utku Bey. Nasılsınız? Merhaba. Nasıl? Videoyu bitireyim, muhabbet edelim. Olur mu? Tamam. Bir şey yapmayayım. Nasıl? Çıkardım, piştim ya. V4 böyle ilk çıktı, duyuldu o Desmodronic. Tamam mı? Panigale yıllardır L-Tip'in ikisindir üretiliyor. Bu sene dedi ki biz 4'e geri dönüyoruz. Geri dönmüyoruz, hatta 4'e geçiyoruz. Ve bunu çıkardı. Bak. Şunun güzelliğine bakar mısın? Panigale V4 S. Yine Supersport'ta olduğu gibi V4 ve V4 S 2 versiyonuyla geldi. İnanılmaz detayları var. Şu kuyruğa bak. Şu boşlukları görüyor musun? Benim tasarımda bir evrim, bir devrim daha yarattı Panigale V4S ve tabii kafalarda performans konusunda soru işaretleri var. Yıllardır Ducati hep top speedlerde birazcık yetersiz kalmasıyla, çünkü 2 silindirin 4 silindirleri yakalayamamasıyla biliniyordu. Bu sene 4 silindir gelince kafalarda birçok soru işareti ve heyecanlı bekleyiş başladı. Bunu hızlı geçiyorum. Yani buna bir gün detaylı geliriz abi. Master 821 yenilendi. Ne oldu? Depolar değişti, koltuklar, kuyruklar, egzozlar. Ufak tefek makyaj yedi. Bir arabada makyaj diyebileceğim şeyler yedi. Tabii Ducati'nin tabiriyle birazcık daha bambaşka oldu diyorlar ama ya bence anımsatıyor ve çok da bir değişiklik yok eski kasasına göre. Ama gene de iyileştirilmiş olduğuna ben de inanıyorum. Yanında çok hızlı geçiyorum abi. 797 Monster var. Bu Monster aslında tam olarak 696'nın yerine gelen, yani yerine gelmiş gibi duran en küçük Monster üyesi. Ve 821 ile arası daha yakın olduğu için, 821 ile şimdi 696 ve 1200 böyle derin boşluklar olmadığı için ikisinin arasında daha çok tercih edilen taraf burada 821. Multistradalar var. Bu sene aslında Ducati'nin Multistrada'yı yenileştirme senesinde. İşte Enduro'yu çıkardı.
çok detaylı girmiyorum ama önünden bir gezeriz abi, gel. Enduro'yu çıkardı, S-Series'in çıkardı, normal Multistrada'yı çıkardı. Ama Multistrada'nın bu seneki en büyük bombası 950'yi patlatması oldu. Neden? Uzun süre sonra Multistrada 1200'den daha küçük, daha alınabilir fiyatı. Yani gene daha insanların erişebileceği ve aslında birazcık Afrika dibinin pazarına böyle dokunduran bir motor yaptı ve Multistrada 950'yi çıkarttı. Gene 1200'e çok çok benzeyen yönleri var. Tabii daha zayıf, 1200'e göre olması gerektiği gibi. Daha minik daha ufak. Daha böyle sportif duruyor bence. Multistrada'nın o iriliği yok ama 950 tabii ki Multi'de, Ducati'de yeni bir sınıf oluşturdu ve Multistrada kullanıcıları, Multistrada almak isteyenler, Multistrada'yı denemek isteyenler bunu sevdi abi. Güzel oldu. Şöyle bir kısa gösterelim. Yani ne var? 1200, 1200S. Ha bir de tabii şöyle bir şey var. 1200 diyorum ama yeni Multistrada 1260 ile geldi. Yani artık Multistrada 1200 değil, 1260 ve 1260S olarak geldi. Çok hızlı geçiyorum buraları. Çünkü eski Multistrada'ya göre ufak tefek yenilenen renkleri, daha detayları, teknolojik, buyurun. Teknolojik ve ufak tefek yenilenen, güncellenen detayları var. Yani inanılmaz büyük değişimler yok. Hadi Scrambler'a geçelim abi. Şimdi Ducati'yi bitirdik. Ben Multistrada'larla ilgili, bu arada Multistrada'larla ilgili çok bilgili değilim. Kusuruma bakmayın. Benim daha çok kafam Naked ve Racing birazcık o taraflara çalışıyor. O yüzden bilmediğim bir konu hakkında bunu anlatmak istemedim ama bunu incelemeye alırız. O zaman daha detaylı inceleriz. Hatalarımı orada telafi ederim. Tam Scrambler'la geçerken şu görüntüye bakar mısın? Gel abi. Buyur abi. Merhaba. Merhaba. Ehliyet ruhsat diyecektim. Ehliyetsiz bu. Ehliyetsiz mi bu? Üç tekerli, evet. Üç tekerlekli. Üç tekerlekler ehliyetsiz mi olur beyefendi? elektrikli. Üç tekerli olması değil. Elektrikler de mi ehliyetsiz olur? Peki Tesla'yı ehliyetsiz kullanabiliyor musunuz? Tesla araba. Mükemmel. Ya, en başta fanı var. Ondan sonra burada teybi var, fanı USB'li. Var fan var. Motor sıcaklığını burada... Gerçi oo, ne ısıtıyorsa... Sunroof seçeneği, camların açılıp kapanabilme seçeneği. Mükemmel. Bu devirde görmediğimiz yenilikler görüyoruz. Evet, üstüne silecekleri var mesela. Vay canına aman tanrım. Yağmur yağdığı zamanlar için herhalde. Sunroof'u kapatıyoruz, evet, camları da kapatıyoruz. Ondan sonra fanını açıyoruz ki havasız kalmayalım. Bunu ilkokulda mı öğrendiniz? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, dikkatli kullanın. Millet manyak oğlum. Bir de kafayı yemiş. Anıl kafayı yemiş kanka. Şimdi babacığım, Scrambler Ducati. Kendi kullandığım motorun standına geldim. Flat Track Pro standda yok. Ben Flat Track Pro kullanıyorum çünkü o bitti. Ufak tefek değişiklikler var. Ne var gel abi bakalım. Bunker Custom'ın yaptığı Scrambler Custom var. Şöyle bir dönelim etrafında hatta. Oo abi satmışlar bile, o yüzden konuşamıyoruz falan demiş. Ben de Scrambler kullanıyorum. Evet. Flat Track var bende de. Evet. Ama siz bunu aldınız biraz daha böyle özgün. Yani Scrambler zaten özgün bir motor da. Ya şöyle diyeyim, bunun sahibi bunu Bolu'da bir evde, yani dağ evinde kullanacağı için aslında tam da bitmedi. Bu bitmiş halini görmüyorsun. Yanında iki tane çantası var. Üzerinde de burada bir halkası olacak. Yan tarafta da iki tane şurada deri üçgen çanta olacak. Bir Bowie Knife'ı bir de çakısı olacak. Yani aslında tam bir kamp motosikleti avcı olacak gibi. Evet, öyle. Aynen. Gel abi bak, buralara çanta geliyormuş. Şuraya iki tane çanta geliyor. Burada bir Bowie knife var. Buraya da baltası geliyor aslında. Bunların hepsi de el yapımı şeyler. Bu bayağı kişiye özel. Böyle evet, kişi kullansın. Evet. Ondan sonra kendi özel ihtiyaçlarına göre evet, motorunu şekillendirsin diye yaptığınız bir motor aslında. Evet. Bu kaçıncı motor custom yaptınız? Bizim 30 küsür oluyor aslında ama hepsine gidip de bir stüdyo fotoğrafı çekmek gibi bir vaktimiz tabii ya da bütçemiz olmuyor maalesef. Bazen Instagram'a koyuyoruz daha küçük çaplı olanları ama çok ilgi göreceğini düşündüklerimizin de stüdyo fotoğraflarını çekip paylaşıyoruz. Onun farkındayım ya, tabii herkesin de işlemleri bu kadar büyük ya da küçük olmayabilir. Aynen. Evet. Sonuçta duruma göre. Aynen. Ama biz komple sağlık. Proje yapıyoruz ama aslında yani hiçbir zaman alıp da yapıp satmaya çalışmıyoruz. Hı-hı. Siz benim motosikletinizle geliyorsunuz, beraber bir tasarım sürecimiz var. O tasarım sürecinin sonunda zaten bir bütçe çıkıyor ve bütçeye siz aslında müdahale edebiliyorsunuz. Anladım. Yani bizim anladım, istediğimiz olacak gibi bir şey yok. Aslında biz sizin zevklerinizden besleniyoruz. Anladım. Yoksa bizim de bir tarzımız var neticede. Bana custom hep şey gibi, dövme gibi gelir böyle yani. Nasıl dövme evet, kişiye göre şekillenir. Evet, evet. Custom motor yapmak da böyle dövme gibi. Aynen. Kişiye özel ve birazcık da yapan kişinin de anlaması gerekiyor o zaman. Aynen. Doğru. Yani o aslında sizin o motorla aranızda bir bağ kurmanızı sağlıyor. Çünkü bu ucuz bir iş değil. Değil. Kesinlikle. Maalesef. O yüzden hani o bağ aslında çok önemli bir şey bizce. Tabii. Teşekkür ederim o zaman. Bütün sorularıma cevap buldum. Ben de çok memnun oldum. Sohbet edelim. Okey. Şimdi gel abi devam edelim. Şimdi burada 400'ler 800'ler var. Ben bunları tabii defalarca hem Corlas kanalında hem kendi kanalımda anlattım. O yüzden hızlı geçiyorum. Bu videoları bulabilirsiniz kanalda. Burada farklı bir detay var.
bu seri üretimde olmayan bir Scrambler Ducati. Buradaki bir Ducati müşterisi tarafından yapılmış. Tasarımı kendisine göre kesmiş, pişmiş ve artık bu hale getirmiş. Şu anda Overdose Maslak garajdan arkadaşımız da bir yandan ufak tefek cilasıyla uğraşıyor orada. Selamlar. Şöyle bir hızlı geçelim. Aslında Scrambler Ducati'de en büyük bombalar falan bunlar değil. Burada Cafe Racer var. Benim Cafe Racer ile ilgili en kötü anım yani. Flat Tree'yi aldıktan sonra ah keşke bunu alsaymışım dedirten motor Cafe Racer olmuştu. Çünkü bu tüm Scrambler Ducati'ler içinde en çok böyle kişiye özel ve farklı tasarım hissettiren motor bence. Yine aynı motor biliyor. Tamamen özellikleri aynı ama çok güzel ya. Böyle o Fransızları, İngilizleri anımsatıyor ya. Ben çok şey meraklısı bir adam değilimdir. İşte o ülke olsun, bu ülke olsun. İşte onlar ne güzeller, böylelerdir falan demem ama oradaki ekolü yansıttığını hissederim. Ve beğendiğim bir tarzdır. Güzel bir stildir. Onu anımsattığı için çok hoşuma gitti. Tüm bunların içinde buradaki en vurucu detay, bildiğiniz gibi, daha doğrusu bilmeyebilirsiniz, Ducati ile Scrambler Ducati bundan 3-4 ay önce, hatta 6 ay önce falan bir ayrılma süreci geçirdiler. Markalar ayrıldı. Ducati, Scrambler Ducati ile farklı yollarda ilerlemeye başladı. Scrambler Ducati tamamen marka haline geldi ve bunun ilk meyvesi Scrambler Ducati 1100 oldu. Aileye bir kişi daha katıldı çünkü marka böyle istiyor ki hem Scrambler Ducati'den başlayayım, büyüteyim, mega yapayım, bunu yapayım, hani böyle bir markanın içinde gezermiş gibi. Yani tamamen bir marka stratejisi. 400, 800 ve son olarak da 1100'ü eklediler. 1100 daha iri, işte traction kontroller devreye girdi bu sefer, daha güçlü, daha torklu falan. Daha böyle güç sevenlerin daha çok seveceği bir model haline geldi. Ama tabii ki Scrambler Ducati ile ilgili teknik özellikleri harici hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat geldiği zaman muhakkak test sürüşünü alacağım. Merak ediyorum çünkü bunun ilk hedefi R90. Tam olarak rakibi olacak yer o ve fiyat konusunda da avantajlı olursa BMW'ye ciddi bir rakip geliyor demektir. Şimdi dün BMW'nin yanındayken kafama takılan markalardan bir tanesiydi. Ben hiç CF moto kullanmadım. Ama gençlerimizin, kardeşlerimizin kafasına girdi bu motor. Farkındayım çünkü konuyla ilgili çok soru geliyor. Bir de işte küçük versiyonu, 400'lüğü, 650'lüğü falan derken bir de ATV'leri var. Bak burada UTV'ler, ATV'ler. CF aslında o kadar küçük bir marka değilmiş. Onu fark ettik zamanla. Tabii ki biz de sizler gibi yeni yeni öğreniyoruz. Zamanla öğreniyoruz bazı şeyleri. Hatta Anıl gene burada ATV deniyor. Nerede ne denesen buluyorsunuz ama çok hoşumuza gitti. Ne yapıyorsun? 4 kişi sığar buna, gel. 4 kişi sığmaz. Yasin, ben Anıl'ın arkasına oturabilir miyim? Ah! Evet Anıl Bey. Nasılsınız efendim? Bundan çok keyif alıyorum, bunları denemekten. Sadece denemekten mi? Evet, denemekten. Sürmek ister miydiniz? Sürmek isterdim ama o kadar da değil. Mesela otomatik vites bu. Öyle mi? Evet ama geçmiyor. Tabii duruyor şu anda, o yüzden. Geçmiyor olabilir mi acaba? Ne kadar akıllıca. Otomatik arabalar da geçmez biliyor musun dururken? Çok hoşuma gitti ama bunlar gerçekten. Sen beğendin. Vallahi beğendim. Vallahi seni bununla baş başa bırakayım. Benim CF ile ilgili merak ettiklerim gidekerliler. 650. Gidelim mi abi? Haydi. Siz daha çok yakışıyorsunuz Arçlı. Nedense her bölümümüzde arkadaşlar genelde arka arkaya binmiş erkek genç görmeye alışmış haldeyiz. Şimdi bakalım neler var. Gel abiciğim, CF ile ilgili bir şey bilmiyoruz dedik. Şurada motorların bilgilerini yazdığı bir stand var. Bakalım neler varmış. Harley'de, Ducati'de çok teknik özelliklere girmedik. Çünkü anladığım kadarıyla daha çok motorları görmek istiyor. Sevgili abonelerimiz, dostlarımız, takipçilerimiz. O zaman şöyle bir sen motorun etrafına dönerken ben de teknik özelliklerine bakayım. Bu CF Moto 250 NK. Neymiş abicim? Manuel 6 vites, 110-140. 250 cc bir naked motor var önümüzde. 22 Nm tork. Vay vay vay. Özellikleri okurken direkt aklıma Siber 250 geldi. Lastik ölçülerine kadar neredeyse aynı bir motor. CF Moto NK. 250 NK bu. Bir de ne var? Bunlar tabii seri yapmışlar. Hatta fiyatlarını size sorsak uyar mı birazdan? Burada 150 NK var. Küçük kardeşi. Tasarımlar güzel. Renkler hoş duruyor CF Moto'da. Tabii kullanıp denemek lazım. Yani hiç denemediğimiz bir şey hakkında kalkıp yorum yapmak çok doğru olmaz. 400'lük abileri var kardeşin yanında. Bak bunun tasarımı daha hoş. Benim gibi siyah severler için 400 NK çok güzel duruyor. Bak abi etrafından kuyruk tasarımı falan. Arka taraf böyle hafiften bir Yamaha'ya çalıyor. Şurası hariç. Burası özgün olmuş. Naked versiyonu. Aslında hatırlıyor musunuz? Bajaj'da şey demiştik, Oktay Motor'da, düzeltiyorum, Oktay abiyle konuşurken Bajaj'da pek rakibi yok demiştik ama bu aslında tam Dominar'ın rakibi olabilecek motor. Size birkaç bir şey soralım mı? Öncelikle Utku ben, memnun oldum. Sizin isim neydi? Fatih. Şimdi CF ile ilgili birkaç soru var. Öncelikle fiyatları konuşuluyor, kullanımı konuşuluyor. Ben hiç kullanmadım. Size hem CF'nin hedefini sorayım hem de fiyatlarını sorayım. Ben fiyatlarını bilmiyorum da ben kendim kullandım bunu. Öyle mi? Aynen. Tamam. 400'lük Dominar. 400'lük. Tam Dominar'ın rakibi. Aynen. Bunu kullanmadım. Dominar'ı kullandım da
Güzel motor yani. Güzel mi CF? Ha, siz Dominor'u kullandınız. Aynen. CF'yi hiç kullanmadınız aynen. mı? Aynen. Dominor'un aynısı zaten. Aynısı mı? Yani değişen. Çok şey andırıyor değil mi? Aynen. Tercih hangisini eder tercih ederdin? Ben Dominor'u tercih ederim. Dominor'u mu tercih aynen. ederdin? Bak. Güzel, dürüst adam. Okey, teşekkür ederiz. Biz biraz daha turlayalım. Ha bakalım neler var neler yok. Bu da herhalde en büyük abi. CF Moto 650 NK. Bak bunun lastik ölçüleri de 120-160. Oo. Anladığım kadarıyla 650 NK ile herhalde aynı platformu paylaştığını düşünüyorum Motorbiloğunda. Bak oradan teyit geldi. Genelde böyle oluyor. Fiyatlarını sorduk ama bilgi alamadık. Ben bilgi vereyim. 36-37 bareminde çıkacak. Mart şu anda kesin yok. Gibi. Tabii tabii. Hayır kesin. 36,5 civarında çıkacak. Tamam. Biz hatta şöyle genel Mart sorsak. 15. Tabii şimdi genel soralım. 150'den başlasak. 150 NK nasıl olacak? Zaten 2 senedir stoklarımızda olan bir segment ürünümüz. 9500 lira civarında. Tamam. Haziran ayından sonra ABS olarak Euro 4'e iyice uyuyoruz. Euro 4'ü onu da yediriyoruz bunlar gibi. Onun da fiyatı benim tahminim 11.000'li geçmez. Civarında. ABS gelince tabii haliyle. Tabii haliyle. Ufak geliyor. 400 NK geçen sene stoklarımızda olan bir ürünümüz. Çift silindir biliyorsunuz. Evet evet. 41 beygir. Tam Dominar. Tam Dominar demeyelim. Yok, yok, Dominar'dan tam biraz ayrılalım. Yok yok yok. Dominar tek silindir. Tam Dominar'ın rakibi. Heh. Durduğu evet, yerde. Evet durduğu ama yerde. Ama en büyük avantajı iki silindir olması. Sosyal platformda da görüldüğü üzere tepkiler güzel. Ki o tepkiler, geri dönüşler bize olumlu yansıdığı için bu 250 ve 650 sınıfında getirdik. Uğur Motorlu Araçlar güvencesinde olan bir ürün. Ürün gamı iyice genişledi. Genişledi. Yelpazeyi tamamlamış olduk. Bakalım. Bakalım. Hayırlısı olsun. İnşallah biz de yakın zamanda bir kullanıp test etmeyi umuyoruz. İnşallah. 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 Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin çok. Yani güzel tabii. Şimdi yeni girmiş bir marka, yani yeni girmişten kastım diğer rakiplerine göre Bajaj'a harici. Böyle hızlı bir şekilde ürün gamını genişletip bir de üzerine Naked sınıfından çıkıp bir de Touring'e geçmesi tabii ki güzel gelişmeler. Ama bunları en iyi kullandığımız zaman anlayabileceğiz. Umarım o fırsata da erişiriz ve detaylı böyle en bilgili şekilde size aktarabiliriz. Benim izlenimlerim CF'nin tasarımları çok güzel. Sadece birbirine biraz yakınlar fark ettiniz. Yani 150, 250, 400, 650 böyle o bu 650 geçiyor tam dedirtmiyor ama Canberk. Canberk abi. Tamam. Artık ikinci bölümü bitirelim. Senin gözün biraz kaydı zaten. Yoruldun herhalde. Sadece yorulduğum için kaydı. Anladım. Tahmin ettim zaten. İkinci bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Triumph'a bir uğrayacağız. Çünkü bu hal bitti. Yani ufak ufak uğradık. Bunların hepsini detaylı çekmek istesek çok çok uzun olacak. Elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Bu bölümü burada sonlandıralım. Üçüncü bölümde Triumph, KTM ve Yamaha ile karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.